Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor. Çoğunluğu öğrenci 184 kişilik grup gece yarısından bu yana 2 otobüs ve 5 minibüsle Muhammazabeyli sınır kapısına ulaştı. Pasaport işlemlerinin ardından yolculara Türk Kızılay tarafından ikramlarda bulunuldu. Bir yaramazlık yok, çok şükür vardık. Geri dönüş yapacağım ben sana. Otobüslere bineceğiz buradan kontrolden. Aynen. Gelince görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bir gece 12'de başlayan ilk bombayla, füzeyle yurdumuzun yakınında bir yere füze atıldı, stada. Akabinde havalimanına atıldı, ardından çevresine. Sabah itibariyle de askerlerin limandan içeri girdiğini duyduk. Yurtlarda sığınaklara geçtik, etrafta çıkmadık. Ukrayna askerlerinin el işareti bize yaptığını gördük. Dışarı çıkmayın, ışıklarınızı kapatın. Can güvenliği için siren sesini duyunca tekrardan sığınaklara girin diye bildirimlerini aldık. Bu süre zarfında Allah devletimizden razı olsun 7-24 konsolosluklarla irtibat halindeydik. Biraz geç oldu ama önümüzdeki sayıya istinaden bu sayıyı karşılaştık. Hani savaşın 3. günü dönebildik. 3 gündür de yoldayız. 32-35. saatteyiz şu an. Hala orada mahsur kalan arkadaşlarımız var Kiev'de, Odessa'da. Bununla alakalı Allah hepimizin yardımcısı olsun, bir daha yaşatmasın diyorum. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. İşte bize Dışişleri Bakanlığımız bir form gönderdi. Biz de o formdan kendilerine bilgilerimizi attık, işte nerede yaşıyoruz, numaralarımızı attık. Hem Türk numaralarımızı hem de Odessa, aynen. Onlar da bize geri dönüş sağladı. Normalde tek tek çağıracaklardı konsolosluğa. Artık bu işi hızlandırmak için bizim konsolosluğa gitmemizi söylediler. Biz de konsolosluğa gittik işte. Öyle geldik. Hatta gelemeyen arkadaşlarımız da var. Onları da bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımıza da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler. Bizi direkt konsolosluğa sevk ettiler hepimiz. Hepimizi. Biz orada kalan arkadaşlara herkese aradık. Gelenler gelebildi, kalanlar kaldı. Tabii ki oradan şu anda hala gelen kafile var. Çok kafile var. Ve bu kimlerin sayesinde oldu? Konsolosluk sayesinde oldu. Tahliye Türkiye sayesinde oldu. Tabii ki tahliye devam ediyor. Yalnız tek bir sıkıntı Kiev. Kiev'de şu an tahliye durumu zannedersem yok. Çünkü bütün öğrenciler hepsi yer altında. Ve bizim bütün Türk insanlarımıza dahil ateş ediliyor şu an. Ve arkadaşlarımız vuruldu. Vurulanlar da var. Hastanede yatanlar var. Yani bunu yetkililerden biz rica ediyoruz. Oraya da bir el atsınlar. Yani şu an en yoğun yer Kiev. Thank you.